yatmış. Yani normal. Leyla Hanım iyi geceler. İyi geceler Cemal, nasılsın? İyi geceler Leyla Hanım. İyi geceler Cem Bey. Sıhhattesiniz inşallah. Öyleyiz. Şükür. Şükür. Size bir gece kahvesi ısmarlayabilir miyim? Uykum açılmasın. Açılmasın. Açılsın mı? Onu siz söyleyeceksiniz Leyla Hanım. Leyla Hanım. Bizim Melis haber bekliyor da. Yani tabii bu saatte kafanız kaldırmıyorsa. Hayır, durun, aldım onu ben. Ya. Buyurun. Çok teşekkür ederiz. Kökten yetiştiriyoruz. Tabii ki. Dur tahmin edeyim, bundan sonra da ikinci cins. Oho, biz onu çoktan okuduk. Leyla Hanım sağ olsun, bizim Melis'le bir... Ahbaplığımız var diyelim. Çok yakın arkadaşım olur kendisi. Yani Leyla Hanım teveccüh ediyor tabii. Yani bizim Melis daha 14 yaşında. Leyla Hanım'ın iyiliğinden sual olunmaz Cemal, bilmiyor musun? Doğru. Efendim. Tabii efendim, hemen getiriyorum tabii. Özür dilerim. Harika. Konumuza dönelim. Kahve. Çok sıcak olmasın? Yakar diye mi korkuyorsun? Yani uykum da açılmasın dedim ya. Yani. Açılsın. Buluruz yapacak bir şeyler. Hem uykular kaçınca güneş daha güzel doğuyor. Sen bilirsin. Teklifim masada. Sen bir düşün. İyi geceler. Gülten arıyor. Pardon. Efendim Gülten, nasılsın? İyiyim Leyla, sen nasılsın? Nasıl gidiyor orada işler? Yedi dükkan falan. Güler Hanım'ı da ağırlamışsınız. Ben de gelecektim ama. Gel, ağırlayalım seni de burada. Leyla, iyi misin? Seni merak ediyorum. Sen gittin, ben burada yalnız kaldım. İhanet eder gibi. Ay Gülten, olur mu hiç öyle şey? Senin kıdemin var orada, kal tabii. Öyle de işte. Bir de... Ne? Şu son dönem çalıştığın iş planları. Yurt dışı açılımları. Evet. Kimsenin bakmadığı iş planlarım. Ne olmuş? Onlar bilgisayardan silinmiş. Evet, ben sildim. Söylemedim sen. Onları istiyorlar da. Kim istiyor? Önemli değil de işte... Gülten. Kim istiyor de? Gülten, orada mısın? Hı. Gülten kim istiyor? Bak duymadan kapatmayacağım. Bilmiyorsun sanki beni. Cem istiyor de. Cem Bey istiyor.
Cem benim iş planımı mı istiyor? Yani. Söyle ona, vermiyorum. Sildim. Anlaşılacağı üzere sonsuza kadar sildim. De ki ona Leyla Hanım'a dava açsın. Anladın mı? Leyla, yani aslında... Gülten hala ne anlatıyorsun ya? Ben anlayacağımı anladım. Dediğim gibi sildim. İstiyorlarsa usulsüzlük davası açsınlar bana. Kendi plan program yapamayan da buralarda olmasın. Ya sırf herkes şeklimiz tutuyor diye de nereye kadar değil mi Gülten? Hadi bakalım. Leyla'cığım sen yine de fazla sinirlenme. Bazen... Bazı şeyler yanlış anlaşılabiliyor. Ya neyini yanlış anlayacağım Gülten? Neyse. Seviyorum seni. Tamam mı? Haber bekliyorum. Kapatıyorum şimdi. Bu kadar kötü birini nasıl bırakmaz? Ya ama iyi yanları da var. Yok değil. Ah. Ay hala gönül işleri mi? O da iyidir sendromu. Ne oldu be? Sıkıldım Şinasi. Çok sıkıldım. Yalan dolan işler işte. Neticede herkes kendi menfaatinin peşinde. Hı. Leyla yanlış anlıyor olabilir misin? Ay ne yanlış anlayacağım ya? O masallar falan hepsi hikaye. Duygularımızla oynamak derdinde işte. Ne diyorsun? Ne diyeyim? Çok kötüyüm şu an. Leyla bensiz de yapmış. Yapmış değil mi? Ben şu ailene bir bakayım. Ya daha neler saçma ama. Ama gerçekten o ahtapot, o renk çok inanamadım. Çok etkilendim. Ya orası meslek sıra o kadarını söyleyemem. Tamam olsun. Ben burada gelir yerim o zaman. Çok beğendim çünkü. Madem bu kadar beğendin, her zaman beklerim seni. Yani ekip olarak bekleriz. Zaten biz de karşıdayız. Cem Bey. Yolu şaşırdınız herhalde. Ha, siz de bizi de ısrarcıyız diyorsun. Personel dışı almıyoruz buraya. Anladım. Ben bir tebrik etmek için geldim ama misafirperverlikten bir yıldız kıracağım sanırım. Tahmin edersiniz ki tek misafirimiz siz değilsiniz. Dışarıda servis bekleyen bir sürü misafirimiz var. Ayrıca şefimizi de meşgul etmeyelim. Ne dersin? Yok canım. Ben zaten moladayım. Hiç sorun değil. Cem Bey, ben sizi bir dışarı alabilir miyim? Hay hay. Hay hay. Tekrar kolay gelsin. Yine beklerim. Aramak için mi? Yok, alakası bile yok. Ben sadece görmek istedim. Merak ettim. İyi, tamam. Gördün işte. Niye hala buradasın? Mutfağa girmeler, bir şeyler. Yok ama doğru. Vardır senin aklında kesin bitikiler. Kim bilir? Belki arkamı döndüğüm an bir şey istersin falan. Anlamadım. Tabii. Kesin. Ne tartışıyoruz acaba şu an tam olarak? Beni de aydınlatırsan eğer... Leyla sen hep böyle misin ya? Zerre sapmıyorsun burnunun dikinden. Burnumun diki değil o. Gördüklerim, tecrübelerim. Ne gördün acaba? Bana da anlatırsan. İletişimin temel kuralı ya bu. Gerek görmüyorum. Anlayacağımı anladım ben. Senin algınla mı sınırlar şey? Hayat öyle akmıyor ama. Bir de çevirip bu taraftan bakayım diye bir şey yok mu sende? Bazı şeyleri anlamak için 50 açıdan bakmaya gerek yok. Orada duruyor işte kabak gibi ortada. Ha çözdün yani her şeyi, puanımı da verdin yani öyle mi? Verdim. Eksilerde yalnız haberin olsun. Senin de şu an pek iç açıcı değil yalnız. Haberin olsun. O ne demek ya? Rüzgarım fırıl fırıl diyorum. Kafamı karıştırıyor. Dün Meltem'din bugün kasırga. Sensin Rüzgar Gülü. Ben öyle bir şey demedim ki ya. Ben diyorum ama. Rüzgar nereden eserse oraya değil mi? Canı ne isterse, işine ne gelirse o tarafa dönsün Cem Bey'imiz. Hep sıcak iklimde kalsın. Aman yel değmesin başına. Hep kendinden tarafı olsun her şey. Üşütmesin kendini. Sen üşüyorsun.
Bırak. Üşürüm ben kendimi. Yok, ben gerçekten anlamıyorum ya seni. Gerçekten anlamıyorum. Yapıyoruz seninle burada. Başka bir şey değil. Kefime. Seversin sen. Sen de yani. E kodlarını biliyorum. Neden geldin? Sence? Söyle. İskender. Gerçekten artık olan bitene anlam veremiyorum. Yani kim dost kim düşman. Aşk olsun Leyla. Yani. Ne diyorsun, nereye koyalım bunu? Konuşalım mı artık? Böyle olmuyor. Bence de. Gir. Özledin mi beni? Ha, bak şimdi. Özledin mi? Sen? Bak hep böyle yapıyorsun. Beni biliyorsun zaten. Ben özledim seni. Çok özledim. Sen? Özledin mi? Bu işte seni pek bir yumuşatmış anlaşılan. Üf, tamam. Hadi geç. Emredersiniz matmazel. Sonuçta benim başıma geldi bu. Benim baştan başlamam gerekiyordu. Ama sen bir yıldızsın. Canım, en azından bir seçme şansım olması gerekmez miydi? Belki kabul etmeyecektim zaten. İskender, seni tanıyorum. Biliyorum, bana hayır demek bile senin için vicdan azabı olacaktı. Biz peki? Bu yola bensiz girmek seni hiç korkutmadıysa... bunca yılın hiç mi anlamı yok? Ağlamaya bile gelmedin Leyla. Hiç mi bir anlamı yok? Yani bizim yaptıklarımızın bunca geçen yılın. Ya söyledim ya, öyle bir şey değil İskender. Ama madem buraya geldin, biraz dert yanabilirim. Biliyorsun tabii sana kızamayacağımı. Heh. Yan bakalım. Ama önce bir dakika. Menüyü nasıl buldun onu söyle. Ama bak, gerçek fikrin. Politik davranırsan anlarım, biliyorsun.
Ay çatlat beni, bunu istiyorsun değil mi? Kıskandım. Gerçekten mi? Ya Aylin de manyak falan ama bir şey yani değil mi? Ne bileyim, ben acaba kendimi mi kandırıyorum diye düşünüyordum ama şimdi sen de böyle söyleyince. Aylin gerçekten büyük sanatçı. Bu akşam yediklerimden sonra ondan nefret ettim, öyle söyleyeyim. İskender, seni seviyorum. Unuttun sen beni ama. Aldattın. Ya öyle değil, anlattım ya sana. Öyle bir şey değil. İlk defa iş hayatımız ayrıldı birbirinden. Şimdi belki de her şey çok daha güzel olur. İkimiz için de. Tabii ya, iyidir değişim. Ya bazen çok kötü gibi görünen bir şey çok daha iyi kapılar açabiliyor insana. Ben buna inanıyorum. Yani en azından inanmak istiyorum. Cem peki? O nerede duruyor? Cem mi? Cem yok ya. Cem nereden çıktı? Ne bileyim nerede duruyor. Getirmişler adamı Londra'dan bir şeyler yapsın diye. Ne yaptığı belli değil. Ben onunla yarışmıyorum bile. Ben kendi yoluma bakıyorum. Beni ilgilendirmiyor. Diyorsun. Hadi gel. Biz filmlerimizi yiyelim. Efsane bu ya. Çok iyi oldu böyle. İyi akıl ettin değil mi? Ne istiyorsun sen? Bu kim ya bu saatte? En güzel yerinde. Aha, sevdin mi sen onu? Elma yiyelim. Elma? Durduralım dünyayı, kavgayı falan. Elma yiyelim. Sonrasına bakarız, konuşuruz da istersen. Konuşmamız yarım kalmıştı diye hatırlıyorum. Ben hiç öyle hatırlamıyorum. Hatırladığın kadarıyla konuşuruz. İkinci tura dönüyorum ben. Sana da dolduruyorum. Zamansız gelmişim ben. Vaktini aldım. Afiyet olsun. Tamam, geldim İskender.
Günaydın Mümin abi. Kolay gelsin. Sağ ol. Çok güzel kalamar geldi adada. Oh, hadi bakalım bekliyorum. Kolay gelsin. Hoş geldin, günaydın. Ne işin var senin burada? Sayın CEO. İskender bana bıraktı bunu. Anlamazsın yalnız sen. Öyle denize dalmakla falan olmuyor. Balık işi biraz farklıdır. Kazık yemeyesin. Merak etme sen. Sadece izle. Hanımefendiler, beyefendiler. Hepiniz bugünkü balık mezatına hoş geldiniz. İnşallah güzel bir mezat olur. İlk ürünümüz levrek. Açılışımız 80 lira. Sadece 80 lira. Var mı 80 lirası? 80 gördüm, açtım. 90 arıyorum, 90 gördüm. 100 lirası yoksa 90 liraya 100 lira gördüm. 110 lira gördüm. 120 lira gördüm. 130 gördüm. 140 gördüm. Var mı 150? 150 gördüm. 150 liraya satıyorum. 160 lira gördüm. 170'i yoksa 160 liraya satıyorum. Satıyorum. Sattım. Hayırlı olsun İbrahim abi. Hayret. Arttırmadın fiyatı. O kadar etmezdi. Sanki çok anlıyorsun da. Kabul et. Ben çekildim diye çekildin sen de. Kendini bu kadar önemseme, iş yapmaya geldim ben buraya. Evet hanımefendiler, beyefendiler, canınızı uyandırın. Arbunumuz var, ikinci ürünümüz. Taze, taze, yeni çıktı. Açılışımız 80 lira. 80 lirası var mı? Canınızı uyandırın. 80 geldi, açtım. 90 geldi, 100 arıyorum. 90 yoksa 100 geldi. 100, 110. 120 yoksa 120 geldi. 130 arıyorum, 130 geldi. 130, 140 arıyorum. 140 geldi, 140 liraya satıyorum. Satmadım, 150 geldi çünkü. 150 liraya satıyorum, satıyorum, sattım. Hayırlı olsun. Leyla Hanım hayırlı olsun. 150 lira. 150. Evet Serkan tamam. Abiciğim. Evet hanımefendiler, beyefendiler, bedavanın bedavasına kalamarımız var. Geldi abi. Benim güzellerim. Kalamarımızın açılış fiyatı 50 Hadi lira. Hadi bakalım. 50 lira arıyorum. Var mı 50 lirası? 50 geldi. 60 arıyorum. 60 geldi. 70. 70 geldi. 80'i yoksa 70 liraya. 80 lira gördüm. 90 arıyorum. 90 geldi. 100. 100 geldi. 110 lira arıyorum. 110 yoksa 100 lira. 110 geldi. 120. 120 geldi Leyla Hanım'dan. 130 arıyorum. 130 lira geldi. 140 arıyorum. 140 geldi. 140 liraya. Leyla Hanım'a 150 lira geldi. 150 liraya satıyorum. Satıyorum. Ya sen de çok yükselttin canım. Ah, yarışıyor muyuz? Satıyorum. Yok, yok mu arttıran? Tamam bırak o zaman bana. Sizin menüde kalamar bile yok bugün. Nereden biliyorsun? Belki güncelledik menümüzü. 150, 150'ye satarım. Satarım. Acımam satarım. 160 arıyorum. 160 geldi. 170 lirası yoksa 160 liraya. Var mı arttıran? 170 geldi. 180 arıyorum. 170 liraya. Satıyorum 180 yoksa. Satıyorum. Sırf seninle aşık atacağım diye de ederinden fazlasını veremem. Al senin olsun. 170 liraya satıyorum. 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 Sat. Sattım. Hayırlı olsun. Sizi yeni gördüm beyefendi. İsminiz nedir? Cem. Cem Kumcu. Cem Kumcu beyefendiye 170 lira hayırlı olsun. Cem Bey hayırlı olsun. Evet hanımefendiler, beyefendiler, enerji dolu mezatımız devam ediyor. Mezatımızın fırsat ürünü büyük kalamarlar. Çalan vermez bu fiyata. 40 lira, sadece 40 lira. Kalamarın 40 liramız var mı? Maç bitmeden konuşma bence. 40 lira geldi, 50 lira arıyorum. 50 geldi, 60, 60. Arttıran var mı? 70 görüyorum. 80 lira gördüm. 90 arıyorum, 90 lira yoksa 80 liraya satıyorum. Satıyorum. 80 liraya sadece sattım. Hayırlı olsun. 80 lira canım. Kıymetli hanımefendiler, beyefendiler. Bugünkü mezatımız bitmiştir. Değerli katılımlarınız için hepinize teşekkür ederim. Hayırlı günler dilerim. Günüm şahane bereketli geçti sayende. Kocaman iri iri kalamarları daha uyguna kapattım. Hadi rast gelsin. Ben güzellerime bakayım. Leyla Hanım'ın balıklarını paket yapalım arkadaşlar. Nerede benim güzellerim? Hepsi hazır. Hepsi hazır. Hiç kalmaz.
Bir güvenliği arasınız. Hemen efendim, hemen. Leyla Hanım günaydın. Cemal günaydın. Selamlar Leyla Hanım. Cem Bey, çalıştınız herhalde bu dünyaya açılma işini. Bir program yaptınız. Evet, siz alemlerdeyken ben de çalıştım. Alem? İskender'le diyorum. Ha yok, o aslında... Neyse, programınız iyidir herhalde. Ben görmedim. Yani sonuçta nereden göreyim ki? Ne alaka yani? Yani öylesine. Ne acaba senin derdin? Anlamıyorum ki ben, bir şey de demiyorsun. Bir dediğim bir yaptığın tutmuyor. Ne yaptım şimdi ben ya? Nereye tutmuyormuş? Geçen gece lojuryada diyorum. Haklıydım. Haklısındır zaten canım, onu biliyorum. Onu anladım zaten de. Bir önceki gece... Ha o onu tutmuyor diyorsun da. Sen önce bir dön kendine bak. Yemezler. Ne diyorsun ya, neyi yemezler? Anlamadım ki ben. Sen beni bayağı aptal sanıyorsun galiba. Ya da bildiğin narsistim. Leyla Hanım, efendim çağırttığınız araç gelmiş. Tamam, sağ ol Cemal. Sağ ol. Ya bir... Bak ya. Aman. Neyse ne. Yabancı bir ülkede Fransa devletinin yurt dışı destek programlarından restoran ve kafelerde yararlanabildiğini göz önüne alırsak. Sync sistemiyle şube açarken kuruluş maliyetinden kira desteğine kadar birçok farklı konuda hibe desteği almamız mümkün. Demografik yapı, satın alma gücü, pazarın derinliği, kültürel farklar, lokasyon seçimi, pazarlama faaliyetleri, ülkenin yasal işlemleri altın kurallar. Reklamsa olmazsa olmazımız. Giriş motivasyonuna gelecek olursak marka prestijini arttırmak önceliğimiz olmak durumunda. Sosyoekonomik yapı, makroekonomik durum, sektörel regülasyonlar, bariyerler, müşteri analizi, trendler ve rakip analizleri bizim için en önemli kriterlerdir. Tedarik zinciri, rol ve sorumluluk dağılımı. Yani garsonundan mimarına herkesin ama herkesin en iyi şekilde eğitimden geçirilmesi bizim için en önemli husus. Bir diğer önemli konuysa... bir porsiyondan ne kadar kâr elde edebileceğimiz. Buradan maliyet analizine geçebiliriz. Tedarikçilerin belirlenmesi, ham madde dağılımı, nakliye, üretime sevk, pişirme, dinlendirme, kesim ve biçimlendirme, müşteri memnuniyeti ve müşteriye sunum bizim iş planlarımızın başlıcaları. Bunların detayına inecek olursak... Vay be. Çok iyi. Elma. Önceki gece yiyemedik. Ha, onu Londra'ya göndermediğim için teşekkür etmeye mi geldin? Onun için mi mutlusun? Kimi? Nereye? Anlamadım. Ha, bilmiyorsun. Okey. Bir dakika, bir dakika. Neyi bilmem gerekiyor? Yok, bir şey yok. Bir şey olmamış. Gel, gir. Yiyelim elmalarımızı o zaman. Ne? Dolber yasası. Var mı onun gibi bir bilgi daha? Elmamızı eşlik etsin. Bakalım bakalım. Termodinamik yasaları var.
Sıfırıncı kanun, yani ısı teması kanunu. Şahane. Farklı sıcaklıklara sahip şeylerin ısıları birbiriyle temasa geçtiğinde eşitlenir. Yani? Yani ver elini. Ne kadar soğuk ellerin. Benimkiler sıcak. Birazdan ikisinin sıcaklığı eşitlenecek. Beklemek lazım sadece. Tamam. Eşitlendi. Bak sıcacık. Sabırsız mıyız biraz? Hayır. Oldu yani, anladım. Sıcacık oldu. Anladıysan İyi bakın. Aa, böyle çöp olmaz ama. Elma koçanını falan bunu atamazsın. Kompost yapalım sana. Bana? Yapalım, nasıl yapacağız? Tamam, ben hallederim. Bu arada Asude'nin bahçesini ne yaptın? Yani bilmiyorum ki. Sen nasıl bıraktın en son? İşte bahçe satın almıştık ya. Kendi meyve sebzemizi yapalım diye bundan sonra. Ha, Urla'yı diyorsun. Sen arkanı döner dönmez orayı elden çıkarttılar. Ben yetişemedim bile. Hadi ya. Neyse. Leyla. Senin global iş programını ben... Gitme. Bir kahve içelim beraber. Geçen gece içememiştik. Sen de kahvene çok güveniyorsun galiba. Bu ne ısrar? Güveniyorum tabii, senden dolayı. İkimizin birlikte içtiği bir kahve çok güzel olabilir. De, işte kafamda bir sürü soru var, dönüp duran. Sor, benim cevaplayamayacak hiçbir şeyim yok. Bak, bu mesela işte. Yani kendine bu kadar güvenmen bir tuhaf. Ya çok iyi bir yalancısın, ya da çok gerçeksin. Kalbim bu yüzden bu kadar rahat. Gör o zaman. Sen karar ver. Sor. Ben cevabı duymaya hazır değilim galiba. Gerçekten gidecek misin? Kendini bu kafa karışıklığıyla mı bırakacaksın? Bu mu senin tercihin? Öyle yapacağım. İyi geceler.